O halde Tsubasa'yı sana emanet ediyorum. Tabii ki. Size iyi yolculuklar dilerim kaptan. Gidelim mi hayatım? Ah, o da ne öyle? Ah, bu mu? Skor defteri. Skor defteri mi? Bu maçlar Tsubasa'nın Japonya'daki son maçları olabilir. Bu yüzden ben de bütün skorlarını kaydediyorum. Roberto dün bana nasıl kullanacağımı da gösterdi. Aslında biz Tsubasa'yla bir anlaşma yaptık kaptan. Ha, öyle mi? Ne anlaşması yaptınız? Eğer Tsubasa Japonya kupasını kazanamazsa onu Brezilya'ya götürmeyeceğim. Oo, acımasız bir anlaşma. Bilmek için çok uğraştım. İnşallah bu Nankatsu takımını neşelendirir. Geçen haneye kadar her okul bu maç için iyi bir takım gönderiyordu. Ama bu sene Nankatsu şehri Shizuoka bölge elemeleri için karma takım oluşturmaya karar verdi. Peki Nankatsu karma takımı elemeleri için Japonya kupasına katılabilecek mi? Bunu kısa bir süre sonra hep birlikte göreceğiz. Arkadaşlar, hazır mısınız? Her zamanki gibi yerinde duramıyorsun Tsubasa. Evet. Ah, Tsubasa, babam bugün yolculuğa çıkıyordu, öyle değil mi? Evet. Yani bugünkü maça gelmeyecek mi? Boş konuşma. Tsubasa'nın babası ve annesi bugün mutlaka gelecektir. Nasıl emin olabiliyorsun bu kadar? Gelecekler. Hey Tsubasa, biz geldik, buradayız. Geldin mi? Haklıymışsın. Zamanı geldi mi? Evet. Tsubasa, Roberto ile bir anlaşma yaptığınızı ve şampiyonayı kazanamazsanız Brezilya'ya gitmeyeceğinizi öğrendim. O zaman bana da bir söz vermelisin Tsubasa. He? Bu maçta tam 3 gol atacaksın. 3 gol mü dedin? Evet. Bunu yapabilirsen Brezilya'ya gitmene izin vereceğim. Tamam baba, elimden geleni yapacağım, merak etme. Tsubasa, attığın golleri yazacağım. Nasılsın Wakabayashi, yürüyebiliyor musun? Bunu yapabileceğine inanıyor musun? Evet, ben çok iyiyim. Bugün Nankatsu ve Fuji takımları arasında oynanacak 3. maçı seyredeceğiz. Nankatsu ve Fuji takımının ilk 11'i sahaya çıkıyor. Diğer takımların gönderdiği pek çok gözlemci var. Burada büyük bir baskı var. Şampiyon adayı olduğumuz için bütün gözler bizim üzerimizde. Kim seyrederse seyretsin, biz elimizden geleni yapmak zorundayız. Çok birmiş. Maç daha yeni başladı. Estimatını yaptın mı o da? Boş ver şimdi onu. 3 oyuncumuz da formunda mı peki, onu söylesen. Sadece Ishizaki yedek kulübesinde. Gerçek yetenekler uzun vadede kazanır. Hapşu. Tsubasa, böyle devam et. Aferin. Tsubasa. Aferin sana Tsubasa. Daha yeni başladık. Çok güzel Nankatsu, sakın durmayın. Baba, senin burada ne işin var? Tsuyoshi, sen teslimata gitmemiş miydin? Ama ben senin gittiğini sanıyordum baba. Böyle bir maç varken nasıl gidebilirim? Ama aramızda, sakın annene söyleme. Bu da kim böyle? Nerede? Seni küçük haylaz. Bizi öyle
yenemezler. Şimdi depoşun karşı ucuma geçiyor. Aman arkadaş, bu saldırıyı çok geçmeden durduruyor. Kisuki hiç vakit kaybetmeden pası veriyor. Şampiyon olabilir takıma yakışır oyunculuk. Top şimdi de arkadaş oyuncusu iyi zamanda. Tsuyoshi. Ne oldu yine? Artık aklında sadece Brezilya'ya gitmek var. Roberto, ha? Benim artık yola çıkmam gerekiyor. Kaptan, siz Tsubasa'nın 3. golünü beklemeyecek misiniz yoksa? Buna hiç gerek yok Roberto. O golü bir şekilde atacaktır. Ama hayatım. Siz maçın tadını çıkarın. Benim gitmem gerek. Lütfen kendine dikkat et, olur mu? Tamam. Tsubasa bu defa topu kendi başına götürüyor. Ayağım için endişeleniyordum. Ama görünüşe göre Tsubasa varken hiçbir şey için endişe etmeye gerek yokmuş. Eğer Japonya kupasında Kojiro'yu yenemezsen Brezilya'ya gidemem. Misaki! Tamam! Tsubasa Misaki'ye muhteşem bir pas verdi! Yine ikili oyuna başladılar. Tsubasa Sabrosu'yu gönderiyor! Kalesi de vurulamadı bile! Bu harika! Tsubasa Sabrosu'nun ikili dışında! Üçüncü golü! Çok iyi! Gol! Yaşasın! Başardık! İşte böyle! Evet! Harika! Tsubasa! Tsubasa! Başardım baba. Başardım. Başardım. Baba başardım. Tam 3 gol attım. Aferin oğlum. O halde ben özlediğim denizlere dönebilirim. Sen de harika bir futbolcu olmak için Brezilya'ya gidebilirsin. Evet. Kendine iyi bak baba. Maçı 7-0'lık bir skorla kazandı. Elemelerde ikinci sıraya yükseldiler. Beşinci maç 9-0. Bundan sonrası yani finallere giden yol o kadar da kolay olmayacak. Aman hala yaptıkları maçta şampiyon olayı Lankat tutumu 7-0'lık bir skora ulaşmış durumda. Ama hala kolayca basmışlık bir tutum değil.
çocuklar. Yarınki rakibimiz şampiyonluk adayı bir takım olan Nankatsu. Evinize gidin ve akşam yemeğinizi yedikten sonra hemen yatın. Eğer yarınki rakibimiz bunlarsa çok kolay bir maç olacak Tsubasa. Kaptan! Kaptan bekle! Ne oldu yine? Yarınki maçta oynayacaksın, öyle değil mi kaptan? Kaptan, elemelerde buraya kadar gelmeyi başardık. Ama sensiz daha fazla yükselemeyiz. Bunu sen olmadan yapamayız kaptan. Lütfen oynayacağını söyle. Japonya kupasını bensiz alamayacağınızı kabul ediyorsanız önce bunu söylemelisiniz. Ama... Hadi tek yapmanız gereken Huyuga'yı tutmak. Şut! Bacağım. Kaptan, bence de bu kadarı çok fazla. Sen de mi böyle düşünüyorsun yani? Eleme maçları benim umurumda değil. Japonya kupasını kazanmak için Shutetsu'dan Wakabayashi'yi yenmek zorundayız. Onun gücünü düşününce bugün oynadığımız maçın hiçbir önemi yok. Ne? Nankatsu ve Shutetsu'dan Wakabayashi mi? Ama kaptan... Tekrar söylüyorum. Eğer yöntemlerimden memnun değilseniz... Eleme maçlarınızı bensiz oynarsınız o halde. Ama kaptan... Size kolay gelsin. Hadi Takashi, gidelim. Evet kaptan. Hyuga, neden bu kadar inat ediyor anlamadım. Galiba başka bir sebebi var. Geçen sene babasını kaybettiğini biliyorsunuz değil mi? Evet. Merhaba çocuklar, nasılsınız? Merhaba. Olmaz, işlerim var. Bugün de mi geç geleceksin? Evet, gazeteleri de dağıtmam gerekiyor. Belki bir dahaki sefer ha? Kojiro? Anne. Sana daha önce de pek çok kez söyledim Kojiro. Sen çalışmak zorunda değilsin. Merak etme, ben evimizin geçimini tek başıma sağlayabilirim. Bunu biliyorum anne. Hem sen futbolcu olmak istiyorsun, öyle değil mi? Merak etme anne. Zaten istediğim kadar oynayabiliyorum. Hem ayrıca takımdaki çocuklarla vakit kaybetmektense çalışmak çok daha iyi olur anne. Pekala, gitmeliyim. Kojiro. Annem öyle dese de evimizdeki güçlükleri biliyorum. Eğer liseye gideceksem çok fazla masrafım olacak. Hem sonra küçük kardeşlerim de var. Tek seçeneğim futbol gibi görünüyor. Ve bu yüzden Japonya kupasını mutlaka kazanmam gerekiyor. Japonya kupasında sonuna kadar gidecek ve onlara yeteneğimi göstereceğim. Başarılı olursam yetenekli öğrencilerin kullandığı sporcu bursunu alarak liseye de gidebilirim. Ben o ödleklerden çok daha yetenekli ve güçlüyüm. Beni durdurmak istiyorsanız sakatlanmayı göze almalısınız. Pekala, teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Giderken boş şişeleri de götürür müsün lütfen? Tabii. Kaptan. Takeshi. Söylediğin gibi oldu. Bugünkü maçı da kazandılar kaptan. Ama şu andan itibaren hiç de o kadar kolay olmayacak. Rakiplerini kendi başlarına yenecek güçte değiller. Evet. Çeyrek finallerden sonra en iyi 4 takım arasında yapılacak yarı finallerde nihayet başlıyor. Bugünkü ilk maç Shimada Futbol
ama neden? Ayağı henüz tam olarak iyileşmedi çünkü çocuklar. Merak etmeyin arkadaşlar. Bana ihtiyacınız olursa oynayabilirim, tamam mı? İşte. Çocuklar, final maçı yarın oynanacak. Bu yüzden Wakabayashi'nin beklemesi daha iyi olur. Sen iyice dinlen o zaman Wakabayashi. Bugünkü maçta kendini yormaman bizim için daha iyi olur. Evet. Kalede Ishizaki olduğu sürece endişelenecek bir şey yok. Ne? Kalede mi oynayacağım? Şaka yapıyordum. Öyle mi? Az kalsın inanacaktım ben de. Onlar şampiyonluk adayı. Bu yüzden elinizden geleni yapmak zorundasınız. Evet. Görünüşe göre sıra bize geldi. Gidelim. Evet kaptan. En azından yarına kadar dayanmak zorundayız. Ama kaptan Hugo olmazsa nasıl dayanacağız? Morizaki, ne yapıyorsun? Senin yerini koruman gerekiyor. Daha tamam. Şimdi ya hep ya hiç. Uzak bir mesafeden bir şut geliyor. Morizaki. Hey. Başardık. Nakatsu'ya ilk golümüzü attık. Evet. Bu inanılmaz. Evler boyunca tek bir gol yemeye alakaya satıldı mı? Bu maçın kalesinde ilk kez bir gol görüyor. Bu maçı asla kaybedemem. Kojiro Hyuga'yı da yenecek ve Brezilya'ya gideceğim.